Zamanın başlangıcından beri insanlar başkalarının zihnini kontrol etmek istiyorlar. Bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz hileler tamamen gerçek olmasa da sizi bir durumu tamamen kontrol ediyormuşsunuz gibi gösterecek ve arkadaşlarınızın sizin zihin okuyucusu olduğunuzu düşünmesine neden olacak. Her iki durumda kulağa oldukça eğlenceli gelmekte, değil mi? Tüm bu hileleri öğrenmek içinse gelin hemen videomuza başlayalım. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İnsanların plastikten yapılmış yapay eli kendi elleriymiş gibi algılamaları durumuna sinir bilim literatüründe plastik el illüzyonu denmekte. Kolay bir deneyle bunu test etmeniz de mümkün. Kendi gözleri önünde deneyin eli masanın üstünde hafifçe uzağa yerleştirilir. Yapay el ise deneyin tam önüne konmaktadır. Yaklaşık bir dakika boyunca her iki elde dokunsal olarak uyarılır. Ve denek bir süre sonra önündeki yapay elin gerçek eli olduğu illüzyonuna kapılır. Hatta gözlerinizi kapatıp gerçek elinizi işaret edin dendiğinde yapay eli gösterecektir. Her üç denekten ikisinde gerçekleşen bu illüzyona beyindeki çoklu duyusal integrasyonu gerçekleştiren nöronal aktivasyonun neden olduğu sanılmakta. Ürkütücü, öyle değil mi? Hiç birine baktığınızda o kişinin de size baktığını fark ettiniz mi? Hatta birden fazla kez göz göze geldiniz mi? Bu bir tesadüf olabilir ama yine de rahatsız edici. Çünkü o kişinin sizi izlediğini düşünebilirsiniz. Ancak bu durumun altındaki gerçekliği o kişiye hissettirmeden anlamanın kolay bir yolu bulunmakta. Sadece esneyin. Bu doğru. Uzunca esneyin ve esnemeniz bittiğinde o kişiye bakın. Esnerse sizi izliyor olma ihtimali çok yüksek demektir. Bu, esnemenin bulaşıcı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmakta. Maalesef esneme taktiği internetteki stalkerları ortaya çıkarmıyor. Ama gerçek hayatta bu numarayı denerseniz ve işe yararsa da mutlaka yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Tamam, itiraf ediyoruz. Bu numarayla denizi ortadan ikiye ayıramayacaksınız. Ama en kalabalık ortamlarda kendinize boş alan yaratabilirsiniz. Mesela kalabalık bir partide ya da etkinlikteyseniz, bu numara kalabalık içerisinde ilerlemenize yardımcı olabilir. Bu durumda tek yapmanız gereken gitmek istediğiniz yöne bakmaktır. Size açılan bir yol olduğunu görünce şok olacaksınız. Püf noktası çevrenizdeki diğer insanlarla ilgili. Çünkü bu tarz kalabalık alanlarda insanların başkalarının gözlerini izlemesi yaygındır. Ancak bu hileyi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Mesela güneş gözlüğü takıyorsanız bu hile işe yaramaz. Çünkü insanlar gözlerinizi göremiyorlar. Bunun dışında akıllı telefonunuzla ilgileniyorsanız da bu hile işe yaramayacaktır. Bir sonraki numara viral haline gelen bir cep telefonu videosu sayesinde popülerlik kazanmıştı. Görüntüler 2013 yılında New York metrosunda çekilmiş. Görüntünün çekildiği metro vagonunda bir kadınla erkek kavga etmekte. Snakeman lakabını sonradan alacak olan adamsa bir anda kavga eden kadınla adamın arasına girmiştir. Asıl tuhaflıksa burada başlamakta. Çünkü adam tüm sakinliğiyle Pringles ve jelibon yemekte ve kavga bir anda durmakta. Neyse ki aynı metroda her şeyi kaydedecek akıllı birisi varmış. Oldukça çılgın, değil mi? Muhtemelen Snakeman lakaplı bu adamın bir şeyler yiyerek kavga eden iki kişiyi nasıl durdurduğunu merak ediyorsunuzdur. Adam aslında yemek yiyerek durumu yatıştırmış. Çünkü insanlar yemek yemeyi sakinlikle ilişkilendirirler. Bu aslında çok doğru. Çünkü şu ana kadar kaç kez yemek yerken saldırıya uğrayan ya da birine saldıran birisini gördünüz? Çok azdır, öyle değil mi? Maalesef herkesin huzurlu bir çalışma ortamına sahip olma gibi bir lüksü yoktur. Bazen çeşitli sebeplerden ötürü iş yaşamında zorluklar ve tartışmalar yaşanabilir. Hatta o kişiyle yüzleşeceğiniz ortamlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak meseleleri kendi lehinize çevirmenize yardımcı olacak bir numaramız var. Bir yüzleşmenin parçası olabileceğinizi düşündüğünüz bir toplantıya girdiğinizde
Aranızda problem olduğu kişinin yanında oturmalısınız, karşısında değil. Çünkü size kızgın birinin yanına oturduğunuzda size karşı saldırganlık göstermeleri zorlaşmakta. Sizinle tartışırken aranızdaki yakın mesafeden dolayı kendilerini tuhaf hissedeceklerdir. Bunun yanında sizin hakkınızda kötü konuştuğunu düşündüğünüz kişiye yakın oturmak, söyledikleri konusunda kendilerini suçlu hissetmelerine de neden olmaktaymış. Birinden bir şey istediğinizde yüksekten uçmanızı tavsiye ediyoruz. Bilim de birinden bir şey istiyorsanız yüksekten uçulması gerektiğini kanıtladı. Peki böyle bir şey yapmanın bize ne faydası var? Yapılan çalışmalar kişilerin karşılarındakilerden yerine getiremeyecekleri kadar büyük bir şey istediklerinde asıl istedikleri şeye ulaştıklarını kanıtlamıştır. Daha iyi anlaşılması için de şöyle bir örnek verebiliriz. Favori grubunuz için çalışan bir arkadaşınız olduğunu varsayalım. Konserleri var ve arkadaşınızdan 4 kişilik bilet istediniz. Muhtemelen arkadaşınız 4 kişilik bilete hayır diyecektir. Bunun yerine size 1 ya da 2 kişilik bilet önerir. Zaten sizin de tek amacınız o konsere gidebilmekti, öyle değil mi? İşte başardınız. Göz teması kurmanın her zaman kolay olmadığını biliyoruz. Ya da göz teması kurmaktan rahatsız olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin, çünkü size yardım etmek için buradayız. Öncelikle biriyle tartıştığınızda göz temasının çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Durumun ne olduğu çok da önemli değil. Konuşurken birisinin gözüne bakamıyorsanız karşınızdaki konuşmayla ilgilenmediğinizi düşünebilir. Bu, bazı harika bağlantıları kaçıracağınız anlamına da gelmekte. Bu yüzden göz temasıyla ilişkili sosyal kaygınızın ilişkilerinizin önüne geçmesine asla izin vermemelisiniz. Bununla mücadele etmek içinse bu küçük numarayı deneyin. Biriyle tanıştığınızda gözlerinin rengini hatırlamaya çalışın. Bu onların göz teması kurduğunuzu düşünmelerini sağlayacaktır. Siz de hem rahatça göz teması kurmuş olacaksınız hem de zihninizi tüm endişelerinizden uzak tutacaksınız. Elbette tüm bunları yaparken gözlerinizin açık olduğundan emin olun ve yüzünüzde de bir gülümseme olsun. Videomuz boyunca ilginç psikolojik hilelerden bahsettik. Eğer ki bu hileleri daha önce duyduysanız ya da uyguladıysanız, işe yarayıp yaramadığını bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.